ediyor. Figürden öte, figürden öte, her şeyden önce kişilerin kendini karşılıklı ispat etmesi. Hmm. Siz dans ederken kendinizi kime ispat ediyorsunuz peki? Karşındaki insana. Artık. Ne zaman dans ettiniz? Evlendiğimde. Aa, düğünde falan hani düğünler olur. Evlendiğimde, damat olduğumda dans ettim. Başka ne zaman olacak? Başka hiç etmediniz mi dans hayatım? Kızımın düğününde etmeye kalktım, hanımın ayağına bastım diye sopa yedim. Eyvah! Yediğim fırçanın da ses tabi yok. Hadi ya. Ayağıma ama bastım diyorum. Şey böyle zeybek olsun, bir halay falan. Ha, o türlü evvelallah. Ha, tabii canım onlar da. Onlarda sorun yok. Ama coşturuyor yani. Hatta o kadar coşturuyor ki biz bir haber okuduk geçenlerde. 1974 yılında bu böyle Sovyet Rusya'nın filan işgal ettiği dönemlerde Ermenistan'ı Iğdır'da bir köyde düğünde hani bizim böyle Türk damarında vardır ya halayda böyle coşup kopup dünyayı unutmak filan. Iğdır'da böyle öyle bir halaya kaptırıyorlar ki düğünde kendilerini. Bu gerçek yani yalan haber değil. Ermenistan sınırına kadar yaklaşıyor. Böyle dans ede de halay çeke çeke. Sonra şey ateş açılıyor Ermenistan'dan sınırı geçtiniz diye. Onlar da diyorlar ki bizi karşılamak için yapıyorlar diye iyice coşuyorlar değil mi davul zurnayla? Valla geri geri kaçmışlar. Doğrudur. Peki siz yani sürekli hem halay çekenleri izlediğiniz için, bize duyduğunuz da için ne tür naralar atıyorlar halay çekenler? Şey, evet. Şey mi? Hemen söyleyeyim. Doğulların son dönemdeki çizova, çizova halay çekerken Karadenizlerin hop hop hula hula deyip de haykırıp kendilerince coşması, iç Anadolu bölgesinin de kendini dağıtıp da bir sağa bir sola bes sallaması vesaire vesaire. Trakyalılar mesela. Trakya'yı karıştırma. Pardon. Onların bir kasabı var. El burada. El burada. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ondan sonra hızlandığı zaman da dünyayı durdurması. Onlar devam eder gider. Trakya insanı. Düğün denen bir şey var yani. Onlar bambaşka. Yani siz biraz şey diyorsunuz ama hakikaten havaya gönül vermiş insanlar çok. Çok. Hatta biz yine böyle bu konuyu araştırırken internette bir dernek bulduk. Halay perestler diye böyle insanlar. Var, evet var. Yani biz o kadar halay sevdalısı i̇şte, insan topluluğuyuz. Evet, bu halay perestler de içimizdeki bu halay aşkını açığa çıkartmak için haftada bir öyle halay buluşmaları düzenliyorlarmış. Peki hayırlı. Kendinizi halay perest olarak nitelendirir misiniz? Yani siz bir halay perest misiniz? 10 sene öncesine evet. Artık 10 senedir değilsiniz. Değilim, emekli oldum artık, çektim kendimi. Halay perest emeklisi oldunuz. Yani. Evet. Yani. Bir şekilde bir müzik duymasam bile arabanın kornasına buraya verip de ayağımdan kendimi coşturan bir insandım. Ne ki gibi? Hala da o şeyi veriyorum. Gitmiştim Almanya'ya, almıştım bir araba. Gitmiştim Almanya'ya, almıştım bir araba. Güzelliğin içinde alacağım bir tane. Odakta unuttun mu, bunları unuttun mu? Baban çarık olmasa bunları unuttun. Bunları unuttun mu? Yeter kız. Ya çok teşekkür ederim. Oh,